Doğum yöntemi eğer hastanın geçmiş öyküsünde sezeryan endikasyonu doğuracak nedenler varsa, geçirilmiş cerrahi, e, ya da e, geçirilmiş trafik kazası, pelvis çadırını bozacak şekilde, çoğul gebelik, bunun gibi bazı etkenler bize gebeliğin başında da sezeryan endikasyonu koydurabilir. E, ama bunun dışında her şey normal giden, sağlıklı, fizyolojik bir gebelikte 36-37. haftaya kadar da net bir e, bilgi vermek söz konusu değil. Çünkü bebeğin geliş şekli, plezantanın yukarı çıkıp çıkmaması, bebeğin kilosu, ağırlığı bunlar doğum şeklini e, karar vermekte etkilemektedir. Doğum şeklinde e, normal doğum kararı verilse bile e, doğum süreci başladığı zaman doğum eylemi başlayıp doğuma kadar geçen süreçte de eylem normal doğum plan, planlansa bile her an sezeryona dönebilecek şekilde e, bazı entikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Çünkü e, normal doğum başlattığımız hastalar bunun illaki normal doğumla sonlanacağı gibi bazen kesin kanıya varabiliyor. Süreç esnasında bebekte ya da annede oluşabilecek risklerden dolayı sezeryana dönüldüğü zaman anne bu sefer hani normal doğum olacaktı diye soru soruyor. Oysa bu bir süreçtir ve bu süreci yönetirken de karşımıza çıkan risklere göre doktor karar verir, riskli durumlarda müdahale edebilir.